Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir elimizdeki ipleri değerlendirme çalışması yapacağız. Benim bu şekilde elimde iplerim var arkadaşlar. Daha önceki yıllarda iğne oyası yapıyordum. Hala da az az yapıyorum. İğne oyası yaparken aldığım bu şekilde naylon iplerim var. Şimdi bunların mesela bunun markasını hatırlamıyorum. Bunun da yok. İçinde var mı? Mesela çizmeliymiş bunun markası arkadaşlar. Bu Özkarlı diye geçiyor bunlar. Bu şekilde satılan. Yani şu şekilde naylon ipler arkadaşlar bunlar. Farklı markaların olabilir elinizde. Mesela bu da Yabalı markası. Bu çok eski arkadaşlar. Ne zamandan tam olarak ben de bilmiyorum. Annemden kalma bir ip. O da Mekiko yası yapıyordu. Ondan kalma bir ip. Bunlarla file çalışıyorum işte ben. Şimdi mavim var. Bu da çizmeliymiş. Ya da Yabalı'nın, aman, altın başağım var arkadaşlar bu şekilde. Özkarlı'nın var dediğim gibi. Bu ne marka? Elinize hangi markanın, bu da Yabalı'ymış. Hangi markanın ipi varsa istediğiniz markayla çalışabilirsiniz bu. Çalışacağım modeli diyeyim. Ben genelde bir beyazla bir renk koyuyorum. Mavi beyaz, sarı beyaz gibi yaptım daha çok. Ya da şey yapabilirsiniz. Mesela morla turuncu, şey sarıyla turuncu yapabilirsiniz. Açık mavi, koyu mavi bir arada yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde tonlayarak çalışabilirsiniz. Ya da dediğim gibi beyaz koyarak çalışabilirsiniz. Şimdi tığım da var. Tığım 0,90 milimetre. Çünkü iki kat olarak çalışacağım arkadaşlar ben. İplerimi iki kat haline getireceğim. Şimdi ben bu iki rengi kullanacağım arkadaşlar. Biri Yabalıydı, biri de altın başak. Şimdi bakın, şimdi beyaz ve moru yan yana getirdim. İki kat ip yapmış oldum. İsterseniz üç de yapabilirsiniz bunu ama iki bana yeterli geliyor. Şimdi ipimizi bağladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 tane zincirimi çektim. İlk zincirime batıyorum. İpi de çevirttiriyorum etrafından, başlangıç ipini. Daha sonra Bismillahirrahmanirrahim, çıkartamadım. İpimi çıkartıp bir tane, pardon, sık iğne yapmayacaktım burada. Çıkarttıktan sonra kapatmamı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Gözün içine batıyorum. 1, 2, 3 de çektim. Şimdi bir daha göstereceğim. 1 tek çekiyorum. 2, 2 çekiyorum. Tekrar. Üç zincirden sonra 48 tane trabzan yapacağım. 4, 5, 6, 7, biraz bazen takılabiliyor. Ben de biraz acele ediyorum. Şimdi 48 taneyi tamamlayacağım arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar, şimdi bakın 48 tane doldum. Hafif böyle bir marullandı. Öyle olması gerekiyor. Sonra ilk 3. zincirin tepesine batıyorum. Kapatmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada ipimi uzatıyorum. Elimle tutuyorum bakın arkadaşlar. Sonra içine batıp sık iğne yapıyorum. Yani örümcek yapıyorum. Daha sonra yine uzatıyorum. Elimle tutuyorum. İçine batıp bir tane örümcek yapıyorum. Bakın, bir iki tane örümcek çalışmış oldum buraya.
Daha sonra hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir de zincir çekiyorum buraya. Daha sonra yine ipimi uzatıyorum. Örümceğimi yapıyorum. Tekrar uzatıyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. İki tane örümceğimi yaptım burada. Yine yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Evet, şimdi bu şekilde çalışarak her trabzanın tepesine birer tane batacağım. Yani ikili 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 48 tane motifim oluşacak burada. Evet arkadaşlar, şimdi son trabzanıma da batacağım. Bakın, sıkış sıkış bir şey oldu. Sonra yine iki tane, bir iki tane örümceğimi yapıyorum. Ne yapıyorum? Hemen buradan ilk yaptığım örümcek, ikili örümceğin ortasına batıyorum. İki örümceğin arasına. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar bir, iki tane örümceğin arasına batıyorum. Şimdi sıra geçişi yapmadım burada arkadaşlar. Direkt karşıya geçtiğim için artık aynı şeyi yaparak dönüyorum. Yani iki tane örümcek yapacağım. Diğer iki örümceğin arasına batıp gideceğim. Yani sıra tamamlaması yapmayacağım. Sıra sonu, sıra başı olmayacak. Bu şekilde devam edeceğim. İstediğim kadar örebilirim bunu. Yani yaklaşık 27 santim kadar öreceğim ben şimdi bunu. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde filemizi ördük. Şöyle ölçeyim. Yaklaşık 27 santim yapmışım. Siz istediğiniz boyda çalışabilirsiniz bunu. Ben 27 santim yaptıktan sonra bunu artık üzerine yapacağım. 48 tane ilmeğimiz vardı. Bunu başlarken 48 tane olmuştu. Şimdi yapmam gereken 48'i bölmek. 8'e böleceğim. Bir ara kısmı sap, tekrar sap ve bir ara kısmı daha olacak. Göstereceğim onu tekrar. Onun için 8'e bölmem gerekiyor. 6'şer tane ikili zürafa grubum olması gerekiyor. Şimdi burada hemen yapmaya başlayacağım. Ne yapacağım? Sap yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 135 tane zincir çekeceğim. Şimdi 135 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ne yapıyorum? Bakın bu tarafa doğru gidiyordum. Şimdi geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. örümceğin arasına batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedinciye batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum buraya. Buradaki gibi. Şimdi araya bir tane ikili örümcek, bir tane daha örümcek yapıyorum. Diğer örümceğin ucuna batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum yine. Bir tane örümcek yapmış oldum araya. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 35 tane zincir çekeceğim buradaki gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine 135 tane zincirimi çektim. Bakın şöyle göstereyim şuradan. Şu daha önceki çektiğim zincir. Geliyorum burada biraz önce geriye doğru gitmeden önce yaptığım yer. Burada eklemiştim. Yani buradan geriye gitmiştim. Şimdi bir sonraki örümceğimi, iki örümceğin arasına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yine bir, iki tane örümceğimi yapıyorum. Bir sonraki örümceğime geçiyorum. Sıkıştırıyorum buraya. Şimdi bakın iki tane zincirim var burada. Şimdi tekrar geriye doğru gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 135 tane zincir çekeceğim yine. Evet arkadaşlar, üçüncü zincirimi de yaptım. Dediğim gibi geriye doğru, daha önce bağladığım bu tarafa doğru döndüğüm yerin yan tarafına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yine ikili örümceğimi yapıyorum. Bir, iki tane örümceği yapıp bir sonraki göze batıyorum. Yine 135 tane zincirimi çekip burada bir sonraki örümceğime batacağım. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncüyü yaptım. Yine bir sonraki örümceğimi ekledim. Ara örümceklerimi yapıyorum. Şimdi yine 135 tane zincir çekeceğim. 5. kez geriye doğru gelecek şekilde, buraya gelip batacak şekilde bir zincir daha yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 5. zincirimi de yerine bağlıyorum. Tekrar 1, 2 tane örümceğimi örüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Şimdi 5 tane grubum oldu. 5 zincir grubum oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 tane zincirimi çekiyorum. Ne yapıyorum? Şimdi döndürüyorum şöyle işimi. Bu 5 tane grubumu bir arada tutuyorum. Zincirimi de aynı boya getiriyorum. Şu şekilde. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Şurada tutuyorum hepsini. Tekrar hepsine batarak bir sık iğne. Tekrar. Bu şekilde sık iğne yaparak şuraya kadar geliyorum. 35 zincir olan kısma kadar geliyorum arkadaşlar, tahmini olarak. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki kadar zincirim kalınca yine 35 tane zincir yapacağım. 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,
27, 28, 29, 30. 32, 33, 34, 35. Daha sonra yine buradan sonraki örümceğime batırıp sık iğnemi yapacağım. Şimdi 6 tane örümcek, ikili örümcek yapacağım. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptıktan sonra bakın burada bir sapım var. Burada bir sap oluşturdum. Şimdi diğer tarafa da sap yapacağım. 135 tane zincirimi çalışacağım şimdi yine. Evet arkadaşlar, yine 135 tane zincirimi yaptım. Ne yapıyorum? Diğer kenarda saptan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bırakıp 7.ye zincirimi bağlıyorum. Yine örümceğimi yapıyorum. Sonra tekrar aynı buradaki sapta çalıştığım gibi çalışıyorum. Geriye geliyorum zincirle, ileriye gidiyorum, geriye geliyorum, ileriye geriye. 5 tane yaptıktan sonra toparlıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sapımı da yaptım, tamamladım. Geriye geliyorum. Sıkıştırıyorum, 1-2 tane zincir çekiyorum. Kesiyorum ipimi. Sıkıştırdıktan sonra biraz daha dipten kesiyorum. Aha, orayı kestim yanlışlıkla. Hemen orayı da aynı şeyi tamir yaparım. Bu şekilde yapıyorum. Şuraları da aynı şekilde yanlışlıkla kestim orayı. Evet, bu şekilde filemizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örümceğimiz kalmış oldu. 48 tane olduğu için bu şekilde filemizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Topladığımızda bu şekilde bir elimize alabiliriz, çantamıza koyabiliriz. Açtığımızda da böyle büyük bir filemiz oluyor. Marketlerde rahat kullanabilirsiniz. Market poşetinden çok daha sağlam bu poşetler, çantalar. Bu şekilde ben epeyce ördüm bunlardan. Bir tane daha var. Bir de farklı renkte var. Bakın bu şekilde. Örüyorum bunları. Dediğim gibi çok kullanışlı. Hediye ediyorum arkadaşlarıma. 3 yıldan fazla oldu ben bunlardan öreli. Ama henüz dağılan, parçalanan olmadı. Çok sağlam. Dediğim gibi çok rahat kullanışlı. Her yerde rahat kullanabileceğiniz fileler. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve beğeni atmayı da unutmayın lütfen arkadaşlar.